Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Seriye hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 71. tarife geldik. Kırıkkale'deyiz. Kırıkkale için güzel bir kavurma tarifimiz var. Sızgıt yapacağız. Kırıkkale'de kavurmamızın ismi sızgıt geçiyor. Buyurun malzemelerle tarife başlayabiliriz. Sızgıt için kullanacağımız malzemeler 3 kilo dana etimiz var. Dananın kol kısmından şöyle gördüğünüz gibi çok fazla yağlı değil. 450 gram kuyruk yağı kullanacağız. Bunları bu şekilde doğradım. Birazdan daha küçülteceğiz. Ve tuzumuz var. Öncelikle kuyruk yağlarını doğrayarak başlıyoruz. Kuyruk yağlarımızı küçük kuşbaşı doğrayacağız. İsterseniz makinama geçirebilirsiniz. Kanalımızda birkaç tane kavurma tarifi mevcut. Bu kavurmamız da kışlık, yani dondurulmuş kavurma olacak. Eskiden buzdolabı yokken etleri muhafaza etmek için bu şekilde kavurma yapıp saklarlarmış. Toprak altında veya kuyularda. Biz de bugün o tarzda bir kavurma yapacağız. Kuyruk yağımızı doğradık. Sırada etimiz var. Ama önce kuyruk yağımızı tencereye koyacağız. Yavaş yavaş kavrulsun. Ocağımızı yaktık ve döküm tenceremizi ocağın üzerine aldık. Bugün kavurmamızı döküm tencerede pişireceğiz. Lezzetine lezzet katacak. Tenceremiz ısınsın, biz de diğer taraftan etimizi doğrayalım. Varsa etimizin üzerindeki sinirleri çıkaracağız. Yağlara çok fazla karışmayacağız. Üzerine birazcık yağ kalabilir. Ama sinirleri almamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi büyük bir parça sinire çıkarttık. Etimizi dilimleyeceğiz. Döküm tenceremiz yeterince ısındı. Kuyruk yağlarını ekleyeceğiz. Kuyruk yağlarını burada iyice eritmemiz gerekiyor. Eritip posasını alacağız. Dilimlediğimiz etlerimizi kuşbaşı doğrayacağız. Birazcık iri kuşbaşı olabilir. Bu şekilde doğrayacağız. Etlerin hepsini birazcık iri kuşbaşı doğradık. Şu anda hazır. Gördüğünüz gibi kuyruk yağımız kavurmaya devam ediyor. Şu an 8-10 dakika civarında oldu. Biraz daha kavurup yağını çıkartıp şu kısımlarını alacağız. Ve ardından etimizi ekleyeceğiz. Bu tarz kavurmaları ülkede çok seviyoruz. Özellikle kışlık kavurmaları. Hani market kavurması deriz ya, aslında çok eskiden bu kavurmalar vardı. Market kavurmaları yoktu. Sonradan ismi market kavurması oldu. Genelde bu kavurmalar hep bu şekilde yapılıp dondurulup muhafaza edilirdi. Videonun sonunda göreceğiz zaten. Güzel bir kavurma hazırlayacağız. Kuyruk yağlarımız yeterince kavruldu. Gördüğünüz gibi rengi bayağı bir koyulaştı. Bu aşamada kuyruk yağımızın bu posa kısmını çıkarıyoruz. Yağların fazlasını çıkarttık ve sırada etimiz var. Yağımız bayağı bir kızgın ve bu çıkarttığımız posa kısmının, yani fazla kuyruk kısmını atmıyoruz. Birçoğunu zaten biliyorsunuz. Bunlar çok lezzetli oluyor. İster ekmeğin arasına, ister börek yapıyorsunuz. Çok da mükemmel oluyor. Şimdi sırada etlerimiz var. Etlerimizi kızgın kuyruk yağına dikkatli bir şekilde ekliyoruz. Etin hepsini ekledik ve ocağımız son ateşte yanıyor. Şöyle bir kere karıştıracağım. Etlerin rengi hafiften dönene kadar kapağını kapatmıyoruz. Etlerin rengi dönünce kapağını kapatacağız. Uzun süre yavaş yavaş, önce kendi suyunda, eğer ihtiyaç olursa da birazcık su ekleyerek kavurmamızı yapacağız. Birkaç kez etimizi bu şekilde karıştırdık. Yavaş yavaş etimizin rengi dönmeye başladı. Artık bu aşamadan sonra son kez karıştırıp kapağını kapatacağım. Sulanmasını bekleyeceğiz ve kendi suyunda önce haşlanacak. Şu an tamam. Ve kapağını kapattım. Orta ateş yapıyoruz. Orta ateşte uzun süreler kavurmamızı pişireceğiz. Bu işlemden sonra ortalama 2,5-3 saat arasında pişme süresi var. Kavurmamızı bir kez karıştıracağız. Kapağını kapattıktan sonra tam yarım saat geçti. Gördüğünüz gibi kendi suyuyla yavaş yavaş haşlanıyor.
karıştırdık ve tekrar kapağını kapatacağız. Pişirmeye devam. Kavurmamız tam tamına 2 saattir kısık ateşte pişiyor. Tekrar kontrol edeceğiz. Şöyle göstereyim. Suyu yavaş yavaş azalmaya başlamış. Ara ara karıştırdık. Bir de şöyle bir özelliği var tenceremizin kapağının. Gördüğünüz gibi damla tutucu var. Bunların hepsi damlaları tutup tekrardan etin içine gönderiyor. O yüzden çok da fazla su kullanmamıza gerek kalmıyor. Tekrardan şöyle bir karıştırıp kıvamına bakalım. Tuzunu ekleyelim. Daha bir saat yolumuz var. Bu aşamada tuzunu ekleyeceğiz. Her bir kilo et için dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz kullanacağız. Şöyle 1, 2 ve 3. Kavurmanızın çabuk bozulması istemiyorsanız tuzunu biraz daha artırabilirsiniz. Tekrardan karıştırdık. Ve bu aşamada birazcık da su ekleyeceğim. Çünkü bir saat daha pişmesi gerekiyor. Bir su bardağı sıcak su ekliyorum. Bu da bizim için yeterli olacak. Eğer etimiz çok olsaydı, yani 15-20 kilo, 25 kilo veya 50-100 kilo et olsaydı kolay kolay su eklemeden pişirmeye devam edebilirdik. Etimiz az olduğu için mecburen birazcık su eklemek zorunda kalıyoruz. Tekrar kapağını kapattım. Pişirmeye devam. Şu an tam 2,5 saat oldu. 2,5 saattir kısık ateşte kavurmamız pişiyor. Kapağını kolay kolay açmadık. Ve suyunu yavaş yavaş çektirdik. Şöyle bir kontrol edeceğim. Bakalım suyu kalmış mı? Gördüğünüz gibi rengi bayağı koyulaşmış. Suyu yok gibi. Sadece içerisindeki yağlar var. Öncelikle de eti kontrol edelim. Bakalım etimiz pişmiş mi? Şimdi biz ortalama 3 saat diyoruz ama bazen daha erken pişebiliyor. Bu hem etin cinsine hem de etin bölgesine göre değişiyor. Evet. Et gayet güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi şu an bizim için yeterli. Ocağımızı kapattık. Kavurmamızı buraya aldık. Oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Oda sıcaklığına gelip donarsa tekrardan dolaba alacağız. Dolapta biraz dondurup sonra şeklini verip kavurmamızın sunumunu yapacağız. Kavurmamız yaklaşık 3-4 saat oda sıcaklığında bekledi. Şurada gördüğünüz gibi artık yağlar dondu. Bunu bir tane streç filme geçireceğiz. Ve ardından dolaba göndereceğiz. Tabi eskiden bunu annem veya anneannem nasıl yapardı? Annem bunları yuvarlak yuvarlak topaç yapardı bu şekilde. Öyle muhafaza ederdi. Anneannem de büyük küplerin içine koyardı. Toprak göğeçlerin içine koyup o şekilde saklardı. Biz de böyle streç filme sarıp o şekilde kaldıracağız. İki parça streç filmi bu şekilde üst üste koydum. Kavurmamızı buraya alacağız ve yuvarlak şekil vereceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi kavurmamız lime lime olmuş. Bütün kavurmayı buraya aldık. Şimdi saracağız. İyice sıkı sıkı sarmamız gerekiyor. Her iki taraftan da güzelce sıkıştırıp şöyle içeride hava kalmamasını sağlayacağız. Kavurmamızın şeklini bu şekilde verdik. Dolaba göndereceğiz. Dolapta bir iki gün bekletip iyice dondurup ardından sunumunu yapacağız. Evet, kavurmamızı iki gün boyunca dolapta beklettik. Şu an sunumunu yapacağız. Şöyle ortadan ikiye kesip bakalım kavurmamız nasıl olmuş. Tabi biz günümüz imkanlarına göre yaptık. Streç filme sardık. Eskiden bu şekilde yapılmıyordu tabii ki. Şöyle yakından gösterelim. Ortadan keseceğiz. Bir. Bakalım kavurmamız nasıl olmuş. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Nefis.
Artık gelsin bu kavurmayla yumurtalar, yemekler, simit aşları. Kavurmamızdan şöyle küçük bir dilim keselim. Bakalım nasıl olmuş. Görüntü efsane. Üzerindeki streç filmi çıkaracağız. Böyle soğuk soğuk tadına bakacağım. Ben çok severim. Küçükken annem çok yapardı. Ama farklı şekilde yapardı. Ya tenekeye ya toprak güvecin küpün içine koyardı. Veya bu şekilde topaç yapardı. Biz ismine topaç deriz. Böyle yuvarlak yuvarlak yapardı. Okuldan gelir gelmez hemen topaça saldırırdık. Nefis bir tadı olurdu. Lokum kıvamında mis gibi kavurma. Kırıkkale'nin meşhur sızgıt tarifi. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Mis gibi kavurma valla. Ağızda dağılıyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Tabii çok eski zamanlarda büyükbaş hayvan çok fazla olmadığından dolayı hep küçükbaşla yapılmış bu tür ürünler. Ama dana da kavurma için çok güzel oluyor. Kavurmamız tek kelimeyle harika olmuş. İnşallah bu güzel tarifi sizler de denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan Kırıkkale'ye, tüm Türkiye'ye ve dünyada bizi izleyen herkese selamlar, saygılar.